Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Honor Magic Watch 2'yi kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi Honor, Huawei'nin bir kardeş markası. Benzer ürünleri var, telefon tarafında da birçok teknolojiyi zaten beraber kullanıyorlar. Honor Magic Watch 2 aslında bizim daha önce incelediğimiz Huawei Watch GT 2'nin bir benzeri. Ne kadar benzeri ben şu an kutuyu açınca göreceğim en azından tasarım anlamında ama... İlk izlenim daha önce test ettiğimiz bu akıllı saate fazlasıyla benziyor. Üzerinde yazıyor zaten şu anda görüyorsunuz. 46 milimetrelik bir çerçeveye sahip. Bunun 42 milimetre versiyonunda var olduğunu belirtelim. Şimdi her zaman söylediğim gibi sıfır ürün gönderildiği zaman yaptığımız prosedür budur bizim. Şu jelatinlerini kesip, bantları kesip kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle koyalım. Anır Magic Watch 2 Kutusundan çıkıyor heyecanlı bir an hazır mıyız evet aslında kutu bile e, Huawei Watch GT kutusuna biraz benziyor evet şu an kutumuzu açtık kahverengi bir deri benzeri bir kılıfla geliyor söylediğim gibi az önce 46 milimetrelik bir çapımız var gövdenin çapı bu ölçülerde şöyle yakına getireyim biraz isterseniz netliği de yapalım şöyle netliğimizi de yaptık. güzel bir saat var. Şunu çıkartalım. Şu malzememizi şöyle göstermiş olayım. O GT2 fazlasıyla benziyor. Onda da biliyorsunuz sağ tarafında biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere iki farklı düğme bulunuyordu. Şimdi biraz da şöyle arka tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi deri benzeri bir kılıf var. Arkada kontaktörleri görüyorsunuz şarj için kullanıyor. Muhtemelen kutusundan çıkacak olan bir şarj adaptör gibi bir şey var. Onun üzerine koyuyoruz. Şöyle açayım. Şurasını da. Şöyle tam olarak göstermiş olayım. İşte Honor Magic Watch 2 şu an elimizde. Bu da arka tarafı. Deri benzeri değil, deriymiş zaten şu anda. Şu anda yazıyor ekranda. Cenini leather diyor. Yani gerçek deri. Bu gövdenin de çelik olduğunu belirtelim. Şimdi saatimizi koyalım. Kutunun biraz içerine bakalım ne var başka. Şuradan açılıyor herhalde. Şöyle mi? Evet şöyle açılıyormuş. Açtık. Burada ne var? Burada ben özelliklerden özelliklerinden bahsedeyim. 1.2 içtik. 454 e 454 piksellik amoled bir ekranımız var. Ha, bir tane daha kılıf çıkıyor bu arada. Evet, şu an onu gördüm. Kutusundan bir de siyah kılıf çıkıyor. Bu silikon ama. isterseniz öyle de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Evet, bu deri kayışı biliyorsunuz suda kullanamıyorsunuz. İşte havuzda vesaire kullanabiliyorsunuz bu akıllı saati. Ama bu deri olan kayışı kullanırsanız zarar görebilir, eskiyebilir dikişleri bozulabilir. O yüzden şöyle bir silikon da çıkıyor. Silikon kayışımız da var. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Hatta sadece şey için değil, su için değil bence. Bazı kıyafetlerde uymayabilir. burada şurasında da anır yazıyor. Şöyle bir netliğini yapalım buraya. Görüyorsunuz. Anır yazısını da şu anda ekranda görüyoruz. Anır yazısı var bu. Silikon olan kayışın üzerinde. Bakalım başka ne var kutuda? Şunu şöyle çıkartacağız. Evet. Evet, tahmin ettiğim gibi aynen Huawei Watch GT2'de olan kontaktör benzeri böyle bir şarj cihazımız var. Bunun Type-C bağlantısı var. Şu anda görüyorsunuz. Type-C bağlantısı yardımıyla işte bilgisayardan, adaptörden veya benzeri bir işte güç verebilen cihaza bağladığınızda şarj oluyor. Şunu da koyalım. Kablo da çıkıyor bu arada göstermiş olayım. Type-C kablo çıkıyor muhtemelen. Açalım, gösterelim onu da. Biraz zor açıldı ama açıldı. Evet, şu anda görüyorsunuz. Type-C kablo da yine kutudan çıkıyor. Şimdi birazcık daha teknik özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. Kirin A1 işlemci kullanıyor. Biliyorsunuz bu Huawei geliştirdiği bir işlemci ve akıllı cihazlarda kullanılıyor. Bizim daha önce incelediğimiz işte Huawei Watch GT2 söyledim zaten. Aynı zamanda FreeBuds 3'te de bu Kirin A1 işlemcisi var. Böyle bu tip akıllı cihazlarında Huawei bu işlemciyi kullanıyor. 4 GB dahili depolama özelliği bulunuyor akıllı saatin. Şöyle göstermiş olayım. Bu 4 GB'de için kullanıyoruz biz? Müzik dinlemek için kullanıyoruz. Aynen Watch GT2'de olduğu gibi. Telefon görüşmesi yapabilme özelliği var. O da şöyle göstereyim. Şu yan tarafında. Yan tarafta bir yuva görüyorsunuz. Burası hoparlör yuvası. Ve mikrofon da var tabii doğal olarak cihazın üzerinde. Bu şekilde telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. 15 gün pil ömrü var. Sportif aktiviteleri takip ediyor. Birçok aktivite var. Koşu, yüzme vesaire gibi. Onları da takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kalp ritmi, stres ve uyku takibi yapabiliyor. Şu arkasındaki, şurada ışıkları görüyorsunuz. Bunlar algılayıcılar var. Bu algılayıcılar yardımıyla. Az önce söyledim. 5 atmosfer basınca dayanıklı ve 41 gram da ağırlığı var. Peki şunu merak ediyorsunuz muhtemelen. Honor Magic Watch 2'nin fiyatı ne? Biz bu kutu açılımını 28 Ocak 2020 tarihinde yaptık. Fiyatı henüz belli değildi arkadaşlar. Fiyat belli olduğu zaman bu videonun açıklama kısmına belirtiriz, yazarız. Siz de oradan öğrenirsiniz. Ama Huawei Watch GT 2500 TL civarında satılıyor. Honor Magic Watch 2'nin bundan biraz daha ucuz olmasını bekleyebiliriz. Yani 1300 olabilir, 1200 olabilir. Hatta belki 1000 lira gibi bir rakam bile olabilir diye tahmin ediyorum. Ama bunlar tamamen tahmin. Resmi bir fiyatın, resmi bir fiyat bilgisinin bize verilmediğini belirteyim. Şimdi bakalım saat açılacak mı? Bir deneyelim en azından açmayı. Şuraya bastım ama. Şarjı olmayabilir bu arada. Ama yine de şansımı deniyorum. Evet açıldı. Burada Honor yazıyor. En azından bir ana ekranında göstermek istiyorum sizlere eğer ayar vesaire gerekmeyecekse İngilizce dili yine Türkçe seçelim bakalım Türkçe var mı Evet Türkçe de var Tamam şimdi eşleştirmeyi bekliyor ama bize eşleştirmesek açılacak mı acaba ekran Yok eşleştirmediğimiz için şu an tabii ki açılmıyor ama telefonumla eşleştirebilirim ben şuradan bir deneyelim bakalım. Muhtemelen e, sağlık uygulaması üzerinden yapacağız biz bu işlemleri yine. Biliyorsunuz daha önceki modelde Huawei Watch GT2 de yine sağlık uygulaması üzerinden eşleştirilebiliyordu. Şöyle göstereyim ben telefonumuzu da şöyle yakınlaştıralım ki en azından netlik vesaire sorun olmasın. Cihazlar diyelim, ekle diyoruz, akıllı saat dedik. Honor Magic Watch 2 serisi görüyorsunuz şu anda. Bastık. Eşleştir diyoruz. İzin ver diyoruz. Bakalım. Bakalım. ne olacak? Evet gördü şu anda saati. Ekranda görüyorsunuz. Eşleştiriyoruz. Kabul ediyor musunuz diye soruyor. Evet diyelim. i̇şte şunu yapmasına izin veriyor musunuz? Evet diyelim. Şu an saatin ekranı da geldi. Bitti diyoruz. Ve izin ver diyoruz. Tamam diyoruz. Ha, bu arada kadranları falan da değiştirebiliyoruz. Şu an geldi. Bakın. %79'muş pil ömrümüz. Aslında Huawei Watch GT2 fazlasıyla benziyor onu söyleyeyim. Ama kadranlar biraz daha farklı gibi sanki bazı kadranlar. Böyle kadranlar tam olarak yoktu. Anırım birazcık Kendine has dokunuşları olmuş burada. Şu anda ekranda görüyoruz. Kendiniz de tasarımlarınızı buraya ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Huawei Watch GT 2'de olanlar da var. Yeni gelmiş bazı ara yüzler de var. Ve kendi tasarımınızı da buraya dediğim gibi eklemeniz mümkün. Mesela ben şöyle bir şey yapayım. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Evet. Honor Magic Watch 2'yi kutusundan çıkardık özelliklerine göz attık. Aynı zamanda telefonumuzla da eşleştirdik. Güzel bir inceleme gelecek. Huawei Watch GT 2 ile arasındaki farkları anlatacağız. Diğer özelliklerini değineceğiz. Güzel bir inceleme yapacağız. O inceleme gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.